Merhabalar sevgili gençler. Bugün sizlerle birlikte diziler konusunun XXL sorularını çözeceğiz. Bu videoda logaritmaya olan ilginiz sebebiyle teşekkür ediyorum. XXL serisindeki soruları tekrar ediyorum arkadaşlar. Tamamı öyle kapkazık sorulardan, çok zor sorulardan meydana gelmiyor. Dediğim gibi karşınıza çıkabilecek orijinal, güzel, tam ÖSYM ayarında olan ve tabii ki biraz da zorluk seviyesi diğerlerine göre biraz daha zor olan sorular. Unutmayın, sizin için yararlı olan soruları seçtim arkadaşlar. Tüm kitabı taradım, tüm fasikülleri taradım ve kendi fasiküllerimiz tabii ki. Ve arkadaşlar içlerinden orijinal, güzel, hafiften zor, sizleri birazcık zorlayabilecek, biraz vakit alabilecek ve sana konuyu kavratabilecek, sana kazanımı bol olan sorulardan seçtik. Haberiniz olsun diyelim ve hazırsanız, tabii ki hazır olmaktan kastım şu, videoyu beğendiyseniz ve abone olduysanız sorularımıza başlayabiliriz. İlk sorumuza bakalım. Diyor ki bize aşağıda bir çizim programının kopyalama sekmesi gösterilmiştir. Bu programla oluşturulan bir tasarımın bu sekme ile aynı daha büyük ya da daha küçük kopyası oluşturulabilmektedir. Bu sekmeden %75 tıklandığında tasarımın %75'i büyüklüğünde bir kopyası oluşturulmaktadır. Akif bu çizim programıyla bir çubuk tasarımı hazırlamıştır. Sonra kopya sekmesinde art arda 5 kez %20'yi tıklayarak tasarımın 5 farklı kopyasını oluşturmuştur. Yani elimizde bir orijinal var. Bir orijinal var. Ve arkadaşlar 5 defa bu sekmeye tıklayarak bu orijinal halinin 5 kez kopyasını almış oluyoruz. Ve ikinci aldığımız kopya ilk kopyanın kopyası, üçüncü aldığımız kopya ikinci kopyanın kopyası şeklinde devam ediyor gençler. Bunu da unutmayalım. Burada da zaten bilgisi verilmiş. İlk %20 kopyalama işleminin tasarımının ilk haline diğer %20'lik kopyalama işlemleri hemen önceki kopyaya uygulanmıştır. Çubuk tasarımının ilk hali ve elde edilen 5 kopyalama sonucundaki hali ucuca eklendiğinde 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 100 milimetrelik bir uzunluk elde edildiğine göre Akif'in hazırladığı ilk tasarımda çubuğun uzunluğu kaç milimetredir diye sorulmuş. Şimdi ben orijinal olan kopyaya A birim uzunluğunda diyeyim. Tamam mı? Orijinal olan bu. Peki ilk kopya ne olacak? Bunun %20, %20'si. Arkadaşlar %20 dediğimiz şey biliyorsunuz ki 20 bölü 100 yani 1 bölü 5'i kadardır. O halde bizim ilk kopyamız A bölü 5 birim uzunluğundadır. İkinci kopyamız A bölü 5'in karesi olur. Çünkü bunun da 1 bölü 5'i alınacağı için A bölü 5'in karesi. Sonraki A bölü 5'in küpü. Bir sonraki A bölü 5'in dördüncü kuvveti ve bir sonraki de A bölü 5'in 5. kuvveti olacaktır. Ve ilk baştaki orijinal de dahil olmak üzere diğer kopyalarla bunlar ucuca eklendiği zaman yani bunların uzunlukları toplandığı zaman sevgili gençler karşımıza şu şekilde bir uzunluk çıkıyormuş. Yani 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 100 biçiminde ki ben onu da 4 çarpı 5'in karesi biçiminde yazabilirim. Şimdi biz şuradaki kısmın A'dan A bölü 5'e, A bölü 5'ten A bölü 5'in karesine, A bölü 5'in karesinden A bölü 5'in küpüne diye giderken bunların hep 1 bölü 5 ile çarpılarak ilerlediğini görüyoruz. O halde sevgili gençler bizim yapmamız gereken olay şu, geometrik dizinin toplam formülünü uygulayacağız. Bizim ilk terimimiz A'ydı. 1 eksi R'si 1 bölü 5 olduğunu söylemiştik. Bunun 6. kuvveti bölü, bu neden 6? 6 tane terim olduğu için 6 orası gençler. 1 eksi 1 bölü 5'in 6. kuvveti bölü, 1 eksi 1 bölü 5 diyeceğiz. Ve bunu neye eşitlememiz gerekiyormuş? 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 4 çarpı 5'in karesini eşitleyeceğiz. Şimdi bu a burada kalsın. Bunun bir sıkıntısı yok. Şu 1 bölü 5'i 5 üzeri eksi 1 biçimde yazabiliriz. Dolayısıyla o şu kısım yani şu sarıyla gösterdiğim kısım 5 üzeri eksi 6'dır. Bunu biliyorsun. Yazalım o halde. A çarpı 1 eksi 5 üzeri eksi 6. Şurası ne gelir gençler? 4 bölü 5. Peki ben bu 4 bölü 5'in 5'ini ters çevirip çarparsam şurada çarpı 5'i elde edebilir miyiz? Ederiz. Bölü 4 eşittir. 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 4 çarpı 5'in karesi dedim. Şimdi bakıyoruz. Bu tarafta bir 4 var. Bu tarafta da bir 4 var. Bunlar birbirini yesin. Şurasına a çarpı. Şurası 5 gelir. Dolayısıyla a çarpı 5 eksi a çarpı 5 üzeri eksi 6 ile 5 üzeri 1'in çarpımı ne yapar? 5 üzeri eksi 5 yapar. Bu da eşittir. 5 üzeri 6 eksi 1. Şimdi ben şurayı şöyle yazayım mı? 5 üzeri 6'yı 5'in karesine böldüm. 5 üzeri 4 eksi 1 bölü 5'in karesi de 5 üzeri eksi 2 yapacaktır. Şimdi burada gerçi a'yı hiç dağıtmasak da olurmuş. Ben bu kısmı gençler 5 üzeri eksi 5 çarpı a.
parantezini alırsam, bakın şurada ne kalacaktır? 5 üzeri 6 eksi. Peki şurada ne kalacaktır? 1 eşittir. Şu kısmında 5 üzeri eksi 2 parantezini alırsam ki bakın burayı da sadeleştirmemize gerek yokmuş. Burası ne gelir? 5 üzeri 6 eksi 1 gelir. O halde arkadaşlar 5 üzeri 6 eksi 1'ler sadeleşirse şu 5 üzeri eksi 5'i de ben karşıya atarsam a eşittir 5 üzeri eksi bölü 5 üzeri eksi 2 bölü 5 üzeri eksi 5 olacaktır. Bunu da eksi 2'den eksi 5'i çıkarırsak a'mız eşittir 5'in küpü yani 125 olacaktır. Bize soru olan şey şuydu. İlk tasarımda yani orijinal halinde çubuğun uzunluğu kaç milimetredir? Ben bunu A seçmiştim ki A'yı da burada 125 buldum. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtik gençler ikinci sorumuza. İkinci soru da şöyle yaklaştıralım. Şimdi diyor ki 100, 101, 102, 103, 104, 222, 223, 224, 998, 999 diye ilerliyor. Bir sayı dizisi ve bu sayı dizisinde de bütün 3 basamaklı sayılar var. Doğal sayılar var. Altlarına da birer sayı yazılmış. Bakalım bu sayılar ne demekmiş? Yukarıdaki tablonun ilk satırına 3 basamaklı tüm doğal sayılar. Alt satırına ise hemen üstteki sayının eğer varsa en küçük rakamı yazılmıştır deniliyor. Eğer varsadan kastı ne? Mesela 222. 2, 2, 2'den hangisi daha küçüktür? Öyle bir sayı yok. O halde buraya bir çizik atmışlar bakın. 999'da da olmadığı için bir çizik atmışlar. Buna göre ikinci satırda kaç tane bir rakamı vardır? Yani pembeyle yazılan kısımda kaç tane bir rakamı vardır? Bu ne demek? 3 basamaklı sayılardan kaç tanesinin en küçük rakamı 1'dir diye soruluyor aslında. Pekala. Şimdi ben şöyle diyeyim. En küçük rakamın 1 olmasını istiyorsam içinde hiç sıfır olmayacak. İçinde hiç sıfır olmasın. Yani bizim kullanacağımız rakamlar 1'den 9'a kadar olan 9 tane rakamımız. Şimdi ben içinde 1 olanları saymak yerine, içinde 1 olanları saymak yerine, içinde 0 olmayanlardan, içinde 0 olmayan sayılardan, içinde 1 olanları çıkarırsam, içinde 0 olmayan 3 basamaklı sayılardan, içinde 1 olmayanları çıkarırsam, bunu nasıl bulurum? Önce içinde hiç 0 olmayanları bir bulalım. Kaç, nasıl yapıyorduk bunu? 9 çarpı 9 çarpı 9 diye yapıyorduk. Bu da gençler 81 çarpı 7'den, 81 çarpı 9'dan 729 yapacaktır. Bu içinde hiç sıfır olmayan, sıfır olmayan yazdım. Sonrasında bu sıfırları sildikten sonra da diyorum ki içinde hiçbir olmasın. Madem öyle geriye 8 tane rakamım kalır ve 8 çarpı 8 çarpı 8 derim. Gençler bu da 512. Bu da içerisinde sıfır olmayanların içerisinde bir olmayanlar. Bakın sadece sıfır olmayanların içerisinde bir olmayanlar. Madem öyle ben bu 729'dan yani içinde hiç sıfır olmayanlardan içinde hiç bir olmayanları çıkarırsam elimde 729'dan 512'yi çıkardım 217 kaldı. Ve bu 217 tane sayının içerisinde sıfır yokken bir olanlar vardır. Yani 217 tane sayı sıfır yokken bir olan sayılarmış. Bu tam bizim istediğimiz işte. 217 ama şıklara bakıyorsun böyle bir sayı yok ama yakını var bakın 216 var. Değil mi? Peki bizim yaptığımız burada hata ne veya düşünmediğimiz şey ne? Hata demeyelim. Bunların hepsi doğru. Düşünmediğimiz şey ne? Düşünmediğimiz şey şu. Sıfır yokken içerisinde bir olan sayılardan bir tanesi de 111'dir. Ve bunların her biri birbirine eşit olduğu için altına bir değil çizik atmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben o bir tane 111'i çıkaracağım. Ve 216 tane sayı bu kurala uygundur diyeceğim sevgili gençler. Evet. Geçiyoruz 3. sorumuza. 3. sorumuz için şu kısmı bir temizleyelim arkadaşlar. Diyor ki bize AN eşittir. Çok güzel bir soru. Dikkatli dinlemeni şiddetle tavsiye ediyorum. AN eşittir 2 üzeri N geometrik dizisi ve ortak farkı 3 olan BN aritmetik dizisi veriliyor. BA1, BA2 ve BA3 bu geometrik dizinin ardışık terimleridir. Buna göre AB5 aşağıdakilerden hangisidir, hangisine eşittir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle benim BA1, BA2, BA3 demiş ya. Bunları bir sıralamam lazım. Bunlar geometrik dizinin terimleriymiş. A1 dediğimiz 2'dir. A2 dediğimiz 4 ve A3 dediğimiz de 8'dir gençler. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 ve 2 üzeri 3'ten geliyor. Şimdi ben burada gördüğüm A1, A2 ve A3'leri bu B'nin indisleri biçiminde yazacağım. Bakın burada verildiği gibi indisleri biçiminde yazacağım. Yani B2, B4
ve B8. Bunlar da ardışık geometrik dizinin ardışık terimleriymiş. Bir geometrik dizi oluşuyormuş bunlar. B2, B4 ve B8 geometrik dizi oluşturuyormuş. Pekala. Ben bunun zaten B2'ye eşit olduğunu biliyorum. Bu B2'yi, B4'ü ve B8'i hepsini B2 cinsinden nasıl yazarım? Gençler, bizim BN dizimiz aritmetik diziydi. Ve ortak farkı da 3'tü. B2'den B4'e 2 tane ortak fark olduğu için ben B4'ü B2 artı 2 kere 3'ten 6 diye yazacağım. B8'i de bunun 4 fazlası olduğu için 4 kere 3'ten 12 fazlası B2 artı 18 biçimde yazacağım. İşte bu terimler buna eşitmiş. Yani B2 zaten B2'ye eşit. B4 B2 artı 6'ya eşit ve B8 de B2 artı 18'e eşit diyeceğiz. Ve aynı zamanda bunlar gençler aynı zamanda bunlar geometrik dizinin de ardışık terimleriymiş. O halde şunun şuna oranı bunun buna oranına eşit olacak. Yani yazıyorum bakın B2 artı 6 bölü B2 eşittir. B2 artı 18 bölü B2 artı 6 diyeceğim. Şunların çarpımı zaten tam kare olduğu için direkt yazıyorum bakın. B2'nin karesi artı 2 kere altından 12 gelecek ya 12 çarpı B2 artı 36 eşittir. Bir de şunu da şunu çarpalım. B2'nin karesi artı 18 tane B2 yaptı. Pekala. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bizim? Şurası 2 oldu. B2'nin kareleri gitti. 12 tane B2'yi karşıya gönderirsem 6 çarpı B2 kalacak. Bu da eşittir 36 ise B2 dedim B kare yazdım. Orayı da düzeltelim. Şurası B2 gençler. Ve 6 B2 36 ise B2 %100 artık 6'dır diyebiliriz. B2'yi bulduk gençler. Artık gerisi kolay. Nasıl kolay hocam? Şöyle. Bu B2 dediğimiz aslında 6'ymış. Bu 1. 6'ya 6 eklersen burası aslında 12'ymiş. Ve 6'ya 18 eklersen burası da aslında 24'müş. Bunların hepsini de bulduk. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama bize ne sorulmuş? A, B, 5. Ben B5'i nasıl bulurum? Ben B5'i B2'nin üzerine 3 tane 3 ekleyerek bulurum. Çünkü ortak farkı 3'tü bunların. Pekala. B5 dediğimiz eşittir. B2 kaçtı? 6'ydı. 6 artı 3 kere 3 9. Demek ki B5 kaçmış arkadaşlar? 15'miş. Bizden ne istenmiş? A, B, 5. Yani A 15 istenmiş. Yani şurada genel terimle yazarsak 2 üzeri 15 istenmiştir deriz. Cevabımız da bu olur. Yani cevap Ceyhan'dı diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gerçekten güzel ve hoş bir soruydu. Zor muydu? Evet, biraz zorluk seviyesi yüksek ama güzel olmadığı anlamını taşımıyor. Dördüncü sorumuz. Herhangi bir ifadeye ait sayısal veriler hep eşit miktarda artıyorsa bu artışa aritmetik artış denir. Örneğin bir memurun maaşına her ay 10 lira zam geliyorsa memurun maaşı aritmetik artıyor demektir. Bu durumda memurun maaşı aritmetik dizi oluşturur. Herhangi bir ifadeye ait sayısal veriler hep aynı katına çıkarak artıyorsa bu artışa da geometrik artış denir. Bir ürünün fiyatı her ay 1,5 katına çıkıyorsa bu ürünün fiyatı geometrik artıyor denir. Ve bu durumda ürünün fiyatı geometrik dizi oluşturur diyoruz. Bir ilçede Sigaraya Veda, Sağlığa Merhaba adlı 20 gün süren bir kampanya düzenlenmiştir. İlk 10 gün boyunca bu kampanyaya katılımın aritmetik biçimde arttığı görülmüştür. Yani her gün aynı miktarda katılımcı geliyor. Tamam mı? Diyor ki bize ilk gün kampanyaya 90 kişi katılmıştır. O zaman ben bu ilk güne A1 diyeyim ve 90 kişi katılmış olsun. Bu bir. İkincisi, kampanyanın 10. gününde katılım sayısı 360 olmuştur. Yani A10 eşittir 360 olmuştur. Şimdi bunlar aritmetik artmıyorlar mıydı ilk 10 gün boyunca? Değil mi? İlk 20 gün, ilk 10 gün boyunca bu kampanyaya katılımın aritmetik biçimde arttığı görülmüştür diyor. O zaman ben A1'in üzerine 9 tane R eklediğim zaman A10'u elde etmem gerektiğini biliyorsam, A1'in 90, buranın 9R, buranın da 360 olduğunu biliyorsam demek ki 9R 270 yapacak ve R sayımız eşittir 30'dur. Yani aritmetik ortalamamızın, aritmetik dizimizin R'si ortak farkı 30'muş. Bu bir. İkincisi diyor ki bize kampanyayı yürüten ekipler 10. günden sonra daha böyle bir aktif, daha böyle bir samimi çalışarak bir çalışma sergilemiş ve 10. günden sonra kampanyaya katılım geometrik olarak artmıştır. Kampanyaya katılan kişi sayısı 11. gün 720'ye ulaşmıştır. Yani 10. gün 360'tı. 11. gün 720 olmuş. Ne kadar katına çıkmış? 2 katına. Yani geometrik dizi şeklinde artacak ya. Demek ki bizim ortak katımız, ortak çarpanımız 2'ymiş. Diyor ki bize buna göre kampanyaya katılan kişi sayısının
20. günün sonunda yani A20, 4. günün sonunda ulaştığı değere oranı yani A4'e oranı nedir diye sormuş. Şimdi bakın gençler, A20'yi ben nasıl bulurum? A20'yi ben şu şekilde bulabilirim. A10'u D üzeri 10'la çarparak bulabilirim. D dediğimiz ortak çarpan ve ben ortak çarpanın 2 olduğunu az önce söylemiştim. 360'dan 720'ye çıkmış çünkü 2 katına çıkmış. Bölü A4 dediğimiz değeri de A1'in üzerine 3 tane R ekleyerek bulabilirim. Pekala, A10 360'tı. D dediğimiz 2 idi. 2 üzeri 10 dedik. Bölü, bakın şurası ortak farkımız 30 olduğu için 3 kere 30'dan 90. Şurası da 90'dı. Demek ki alt taraf 180 olacak. Soruyu bitirdik. Soruyu bitirdik hocam. Evet. 360'ı 180'e böldüm. 2. 2 ile de 2 üzeri 10'u çarparsam doğru cevap 2 üzeri 11 olacaktır. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili gençler. Geçelim bir alttaki sorumuza, 5. sorumuz. Bu soruyu canlı yayınlarda da çözmüştüm gençler. Canlı yayınlarda hani şu full konu tekrarı yapıyorduk ya, orada da çözmüştüm. Hoşuma giden bir soru olduğu için yine çözmek istedim ki tekrar ediyorum. Bu sorular karşınıza sınavda çıkabilir. Benim öngörüme göre çıkabilir. Tabii ki aynıları çıkmaz da benzerleri, bunları ifade eden, bunlara çok benzeyen sorular karşınıza çıkabilir. Haberiniz olsun. Şimdi HN diye bir dizimiz var. Dizi genel terimi var. AN kare artı BN artı C dizisinin terimleri atılan bir füzenin N eşittir 1, N eşittir 2, N eşittir 3 anlarında ulaştığı yüksekliklerdir. Füze N eşittir 1 anında yerdedir. Yani H1 eşittir 0'dır diyor. Yerde olduğuna göre yükseklik 0'dır. Füze yerden yüksekliği 41 olan K cismini vurmak için atıldığına göre füze bu cismin hangi N anında vurur? Yani şurası kaçtır diyor. Tamam mı? 41 metre yükseklikte şurası kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler, H1 0 olduğuna göre H2'nin de ne olduğunu biliyoruz 41, H3'ün de ne olduğunu biliyoruz 80. O halde şurada N gördüğümüz yere bir yazalım bakalım ve sıfıra eşitleyelim. Şöyle yaklaştıralım sorumuzu da. Bakın yazalım. 1 yazarsam A artı B artı C gelir. Bu sıfırmış. 2'yi yazarsam gençler, 2 için 41'den geçtiğine göre 4 tane N kare. Bu arada şurası 4 tane A artı 2 tane B artı C eşittir 41 olacak. Ve sonrasında 3'ü yazdığım zaman da 80'den geçeceği için 9A artı 3B artı C eşittir 80 gelecektir. Önce 3.'den 2.'yi bir çıkaralım bakalım ne gelir? 5A artı B, C'ler gitti zaten eşittir 39 gelir. Ve sonrasında da 2.'den 1.'yi çıkaralım bakalım o zaman ne gelecek? 3A artı B, C'ler gitti eşittir 41. Güzel, ikinci de güzel. Neden? İki bilinmeyenle iki tane denklem elde ettik. O zaman ben bunu çözebilirim. Nasıl yapacağım? Üsttekinden alttakini çıkaralım. Ne kadar azalmış? 2A kadar azalmış. Burası ne kadar artmış? 2 kadar artmış. Yani 5A'dan 3A'yı çıkardım. 2A, B'ler gitti. 39'dan 41'i çıkardım. Eksi 2. Demek ki A kaçmış arkadaşlar? Eksi 1. A'yı bulduk gençler. A buymuş. Sonrasında gelin şurada yerine yazalım A'yı. Eksi 3 artı B eşittir 41 ise B dediğimiz sayı 44'tür. B'yi de bulduk. Sonra da şurada yerine yazalım. Eksi 1 artı 44 artı C eşittir 0 ise 43'ü karşıya atarsam C eşittir eksi 43 gelecektir. Bu da C'ydi. Peki benim HN dediğimiz dizi aslında neymiş? Eksi N kare artı 44N eksi 43'müş. Pekala. Şimdi ben hangi N değeri için bu 41'dir diye sormayacağım da şunu yapacağım. Gençler, bakın N eşittir 2 anında bu füze yine 41. metredeyken burası da N eşittir N anında bu füze yine 41. metredeymiş. Bu da bir parabolik hareket olduğu için ikinci dereceden olduğunda ben bunun tepe noktasını bulurum önce. Tepe noktası nedir bunun? Eksi 44 bölü eksi 2'den 22'dir, değil mi? Demek ki burası 22'miş diyeceğim. 2'den 22'ye olan uzaklık kaç birim? 20. O zaman 20 birim sağında da gene 41. metreyi veren bize n vardır. 22'ye 20 eklersem burasının apsisi 42 olur. Dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 6. soruma. Yukarıda bir kısmı verilen şekil eşkenar üçgenlerden oluşmuştur. Eşkenar üçgenlerin alanları geometrik bir dizinin terimleridir.
En küçük iki eşkenar üçgenin alanları 1 birim kare ve R birim karedir. Şimdi geometrik dizi oluşturacak. Değil mi? Geometrik dizi oluşturacak. İlk terimi 1 ise, ikinci terimi R ise, o zaman bunun ortak çarpanı R'dir. Yani üçüncü terim R kare olacak. Dördüncü terim R küp olacak. Beşinci terim R üzeri 4 olacak diye ilerliyor. Oluşan tüm eşkenar üçgenlerinin de alanları toplamı neymiş? 42 çarpı 10 üzeri 5 eksi 1 bölü R eksi 1'miş. Kaç tane eşkenar üçgen çizilmiştir diye soruyor bize. Şimdi gençler, şurayı bir temizleyelim. Burayı temizledikten sonra çözümümüze başlayalım. Şimdi benim ilk eşkenar üçgenimin alanı 1'di. İkincisi, pardon, bakalım alanları toplamı budur demiş. Tamam, güzel. İlk eşkenar üçgenin alanı 1, ikincisi R idi. Üçüncüsü R kare, dördüncüsü R küp diye gidiyor bu. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama n tane olduğunu kabul edelim. 1 çarpı 1 eksi R üzeri n bölü 1 eksi R. Bu neye eşit olmak zorunda gençler? Üsttekine. 42 çarpı 10 üzeri 5 eksi 1 bölü R eksi 1. Şimdi şuraya baktığımız zaman 1 eksi R ile ben R eksi 1'i götürebilirim. Hatta burayı artı burayı eksi yapabilirim. Peki burası ne olmuş oldu? 1 eksi R üzeri n eşittir 1 eksi 1 eksi 42 çarpı 10 üzeri 5 olmuş oldu. Bu da güzel. Neden güzel? Çünkü birler de gidiyor. Eksiler de gidiyor. R üzeri n buna eşit olmuş oldu. Peki R üzeri n 42 çarpı 10 üzeri 5 ise ben bu n'i nasıl bulurum? Şimdi işi bu aşamaya getirdikten sonra ben her iki tarafın R tabanında logaritmasını alacağım. Şimdi orada bir duralım. Hocam neden R tabanında logaritma alıyoruz? Biz normal denklem çözüyorduk. Logaritma nereden çıktı diye soracak olursan, bakın gençler, şurada bize R tabanında 10'un ve R tabanında 42'nin eşitleri verilmiş. Bunları kullanacağız. Nasıl kullanabiliriz? Artık burada bakın R üzeri n var. Ben R tabanında logaritma alayım ki hem 42'nin, bakın burada 42 olduğunu görüyorsunuz, hem de buradaki 10'un, bakın burada da 10 var. Demek ki ben bunları burada kullanacağım ama logaritma R tabanına almam gerekiyor öncelikle. Pekala, alalım. Logaritma R tabanında R üzeri n eşittir. Logaritma R tabanında 42 çarpı 10 üzeri 5 yazdım. Burası, şuradaki n başa atılırsa n çarpı logaritma R tabanında R eşittir. Logaritma R tabanında 42 artı logaritma R tabanında 10 üzeri 5 yapar. Ve logaritma R tabanında R'nin 1 olduğunu bildiğimiz için n eşittir diyorum hemen. Logaritma R tabanında 42 artı şu 5'i de başa atarsak 5 çarpı logaritma R tabanında 10 gelir burası. Arkadaşlar, logaritma R tabanında 42 ve logaritma R tabanında 10'un eşitleri yukarıda bize verilmiş. Birisi 1,66, öteki de 2,7. 2,7 olan şuymuş. 2,70 yazdım ona. Burası da 5 çarpı 1,66'ymış. Ve bu da kaça eşit olacakmış? N'e. 2,70 de 5,5 çarpı 1,66'nın çarpımı. 5 kere 1,66 8,30 yapar. 8,30'a da 2,70'i toplarsam eşittir 11 diyebiliriz. N kaçmış arkadaşlar? 11. Benim kaç tane zaten terimim vardı bu dizide? N tane. O halde toplam 11 tane eşkenar üçgen çizilmiştir diyebiliriz sevgili gençler bu şekle. Geçiyoruz 7. sorumuza. 7. sorumuzda bize diyor ki, yine güzel olduğunu düşündüğüm sorulardan bu, fi sayısıdır, altın orandır, Fibonacci'dir, son 3 senedir falan. Müfredatın içerisinde var. Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının içerisinde anlatılıyor. Soru bankalarında kitapları var. Konu anlatımlı kitaplarda anlatımları var arkadaşlar. Yalnız ÖSYM biliyorsunuz ki sormadı bunu. Yani son 2 senedir ne Fibonacci sordu, ne fi sayısıyla ne altın oranla alakalı bir soru sordu. Dolayısıyla biliyorsunuz ki 2020'de her şey mümkün. Her şey mümkün. Her şey başımıza geliyor. Dolayısıyla gene ilk kurban siz olabilirsiniz. Israrla ve ısrarla bütün konu anlatımlarıma, bütün soru çözümlerime bu Fibonacci'li soruları yerleştiriyorum. Haberiniz olsun. Soru da güzel. Beğeneceksin. Dolayısıyla bunları da dikkatli dinlersen ve bu tarz soruları da çözersen senin iyiliğine. Diyelim, başlayalım sorumuza. Mona Lisa olarak adlandırılan ünlü tablo Leonardo da Vinci tarafından altın oran olarak oran kullanılarak yapılmıştır. Altın dikdörtgenlerde uzun kenarın kısa kenara oranı fi,
Ve bu fi sayısı 1 artı kök 5 bölü 2. Bu da yaklaşık olarak 1,618'e eşit olup fi altın oran sabitidir. Şekilde ABDF, CDFH, EFHJ işte falan filan benzer altın dikdörtgenler olup bu ABCH, CDEJ bunlar da birer karedir. Yani diyor ki şuradakiler diyor dikdörtgen, şunların hepsi birer kare diyor. Pekala. KJ'yi KL'ye böldüğümüz zaman fi geliyor diyor. Şimdi altın dikdörtgende uzun kenar kısa kenara oranlandığı zaman fi sabitini bulursun. Ki burada da bize diyor ki şurayı diyor, tamam mı? Burayı şuraya böldüğün zaman fi'yi buluyorsun. Ben buraya 1 diyeyim. Şurası da fi olsun o halde. KJ fi olsun. IJ de 1 olsun. Madem bu şekilde bize verilmiş oranı. KJ'yi KL'ye bölmüş bakın. KL dediği yer şurası. IJ de olur fark etmez. Buraya da 1 diyelim. Fi bölü 1'den fi olsun. Pekala. GH da x birmiş. Yani şurası da x. O zaman x kaçmış aslında? Fi'nin ta kendisiymiş. Neden? Çünkü şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şimdi peki. Bu dikdörtgenlerin hepsi altın dikdörtgen. Bunda da bir sıkıntı yok. ABCH karesinin diyor ki GHIL karesinin alanının ABCH karesinin alanına oranı hangisine eşittir? GHIL dediği yer neresi gençler? Bakın şurası GHIJ. GHIL mi demişti? Evet, IL demişti. O zaman sadece şurası. Bunun alanının şuradaki büyük karenin alanına oranı sorulmuş bize. Yani sarının turkuaza oranı sorulmuş. Tamam? Şimdi bakın. Burayı iyi dinleyin. Şurası fi ve şurası birken. Uzun kenar olan HJ ne olmuş oldu? X artı 1 olmuş oldu. Şimdi ben GHJK dikdörtgeninin de altın dikdörtgen olduğunu biliyordum. Biliyordum. Ve dolayısıyla diyorum ki ben x artı 1'i fi'ye böldüğüm zaman uzun kenarı kısa kenara böldüğüm zaman gene fi bulurum. O zaman x artı 1 dediğimiz değer aslında fi karenin ta kendisiymiş. Demek ki gençler x artı 1 fi kare ise o halde artık şurası da fi karedir diyebiliriz. Fi'nin karesi. Şimdi şurası fi kare ise şuranın mecburen fi küp olması lazım ki fi küpün fi kareye oranı HJEF dikdörtgeni de altın dikdörtgeni versin. Burası fi küpse o zaman burası da fi üzeri 4'tür. Neden? Fi üzeri 4'ü fi küpe böldüğüm zaman fi gelsin. Bu da bir altın dikdörtgen olsun. Arkadaşlar buranın ben fi bölü 4 olduğunu buldum. Burayı da bulmuş oldum aslında. Burası da fi üzeri 4'tür. Sebep? Karşılıklı iki kenar çünkü bunlar. Demek ki bunun bir kenarı fi üzeri 4. O zaman alanı nedir? Fi üzeri 8. Şuradaki sarı bölgenin alanı neydi arkadaşlar? Bir kenarı fi ise fi'nin karesidir. Yani bize diyor ki fi üzeri 8'i ya da küçük sarının turkuaza sormuştu. Fi karenin fi üzeri 8'e oranı nedir diye sormuştu. 1 bölü fi üzeri 6 yapacaktır. Dolayısıyla cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, bu soruyu da bitirdikten sonra son sorumuzu çözüyoruz. Son sorumuza başlamadan önce izleyen arkadaşlarım videoyu beğenip abone olursanız çok 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 teşekkür ederim şimdiden. Collatz problemi. Birden büyük tüm doğal sayıların 1'e indirgenebileceğini anlatan bir problemdir. Soru çok güzel. Ancak bu problem daha ispatlanamamıştır. F fonksiyonu pozitif doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı bir fonksiyondur. Fn şu şekilde çalışıyor. Bu f fonksiyonu bu şekilde çalışıyormuş. N tek sayıysa 3n artı 1 yapacaksın. Yani 3 sayının 3 katını bulup 1 ekleyeceksin. N çift sayıysa da sayı 2'ye böleceksin diyor. Ve An dizisinin genel terimi F An eksi 1'dir. Şurası önemli. Bunun genel terimi F An eksi 1'miş. Ve A1'inde 12 olması gerektiğini bize söylemiş. An terimleri şunlarmış. 12, A2, A3, nokta 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 F An eksi 1 şeklinde ilerliyor. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi ben o 3 tane öncüle bakmadan önce bize şu AN dizisini yaratacak olan F fonksiyonunun sonuçlarını bir döküman olarak alalım bakalım. Ben A1'in 12 olması gerektiğini biliyorum. Pekala A2 ne olur arkadaşlar? A2 de F A1 olur. Yani F 12 olur. 12 de çift sayı olduğuna göre bu da 6'ya eşit olur. Anlaştık mı? Bakın A2'yi bulurken F'in içerisinde bir önceki terimi yazıyorum. O halde A3 dediğimiz F A2 olur. A2 de 6'ydı ya. F 6 olacakmış. F 6 da kaçtır arkadaşlar çift olduğu için? 2'ye böldüm 3. Şimdi 3 geldi bakın tek geldi buna dikkat edin. A4 dediğimiz terim
F3 olacaktır. Ve bu da 3 kere 3 artı 1'den 10'a eşitmiş. Şimdi gene çift aldık. O zaman A5'i ben F10 diye bulurum. F10 da 5'in ta kendisidir. A6 eşittir. F5 diyeceğiz. Ve 3 kere 5 15 artı 1'den bu da 16'ya eşit olacak. A7 dediğimiz terim F16'dır. 16 çift olduğu için 2'ye böldüm 8. A8 dediğimiz terim F8'dir ve çift olduğu için 2'ye böldüm 4. A9 dediğimiz terim F4'e eşittir. Ve 4 de çift olduğu için 2'ye. A10 dediğimiz terim de F2'ye eşittir. 2 çift olduğu için 2'ye böldüm. 1'e eşittir dedim. Şimdi Kolas problemi ne diyordu? Birden büyük tüm doğal sayıların 1'e indirgenebileceğini anlatan bir problemdir. Bakın 1'e indirgedik. Neyi 1'e indirgedik? 12'yi. Bu şekilde yapabiliyormuşuz. Dizinin ilk 4 teriminin toplamı 43'tür. Bakalım. 12, 6 daha 18, 3 daha 21, 10 daha 31. İlk 4 teriminin toplamı 31'miş, 43 değilmiş. Dolayısıyla birinci öncülüm gitti. Dizinin 10. terimi 1'dir denilmiş. 10. terime bakıyorsun. 1, A10, 1 doğru. Dizdeki sırasıyla A6, A7, A8, A9 ve A10 terimleri ortak çarpanı 1 bölü 2 olan bir geometrik dizidir denilmiş. Nereden başladık? A6'dan. Bakınız. A6, 16, 8, 4, 2 ve 1. Bir sonraki terim bir öncekinin 1 bölü 2 katı değil mi her zaman? Aynen öyle. O halde aritmetik değil, geometrik bir dizidir ve ortak çarpanı da 1 bölü 2'dir diyeceğiz. Yani 3. öncülümüz de doğru olacak sevgili gençler. Cevabımız o halde nedir? Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, böylelikle videonun sonuna geldik. Bunu ilk gösterim, bu videoları ilk gösterim şeklinde atıyorum YouTube'a. Ve sizler de bu şekilde izliyorsunuz. Bir topluluk meydana geliyor. İzliyorsunuz. Ben sizin başınızda oluyorum. Yazılanlara cevap vermeye çalışıyorum. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Evimizde olup da sizlere nasıl yararlı olabileceğimizi düşünerek yaptığımız hareketler bunlar. Emin olun bundan zevk alıyorum. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Umarım siz de ben öğretmenin heyecanıyla hazırlıyorum bu notları ve bu videoları. Siz de umarım öğrenmenin heyecanıyla ve inşallah öğreniyorsunuzdur. Öğrenmenin heyecanıyla da bunları dinliyorsunuzdur gençler. Unutmayın. Tüm bu yaptıklarımız her zaman ama her zaman gençlik içindir arkadaşlar. Atatürk'ün de dediği gibi gençler sizlere emanet bizim geleceğimiz. Dolayısıyla arkadaşlar siz de bu bilinçle hareket ederek ders çalışın, matematik çalışın, matematik bilin. Matematik bilmek ayrıcalıktır, bunu siz de biliyorsunuz. Derslerinize sıkı çalışmayı ihmal etmeyin. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.